Merhaba. Başka bir birebir programıyla yine karşınızdayız. Bugün yine Yüksek Vadi'deki Hakkari bölgesinde Yüksek Vadi'deki ticari faaliyetleri, ticareti konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Sınır kapılarını konuşacağız. Bu bağlamda bir misafirimiz var, bir konuğumuz var. Eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Salih Özdemir konuğumuz. Sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Bu bağlamda açıklamalarını size sormaya çalışacağız. Merhaba Salih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Yüksek ve ticaretin durumu ne? Yani bu pandemi sürecinde göz önüne aldığımızda ne alemde? Yani geçimini yapabiliyor mu? Ticari faaliyetler oluyor mu? Var mı? Şimdi İskender Bey, bu pandemi süreci biliyorsunuz 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde başladı. Ve bize de 2020'nin Mart ayında bir takım tedbirler alınmaya başladı. Tabii bunda en çok etkilenen tüccarımız oldu. Zaten dar kapsamda bir ticari sirkülasyonumuz vardı Yüksekova'da. Şimdi esnafımızın burada çektikleri zorluklar önce bir yavaşladı. Tamamen ticaret bir yavaşladı. Ondan sonraki süreçte durdu. Ondan sonraki süreçte geriledi. Çünkü tüccar ne yapıyor? Burada yaklaşık ticaretle uğraşan tüccarımızın %90'ının iş yeri kiradır. Şimdi pandemiden dolayı girdi maliyetleri çok oldu. Nedir bu girdi maliyetleri? Adam kira ödüyor. Eleman çalıştırıyor. Elemanın maaşıdır, elemanın sigortasıdır. Dükkan kapalı veya açık olsa da o şeyleri ödüyor. Tabii bunlar tamamen kapalı da olsa, açık da olsa standart ve demirbaş giderlerdir. Bunda çok ciddi sıkıntılar çekildi ve esnaf geriledi. Çoğu da kefen kapatmak zorunda kaldı. Çünkü inanın ben öyle esnaf biliyorum, kefengini siftahsız kapatan. Bir sayı falan var mı elinizde? Yani elimde şu an bunu soracağınızı bilseydim ben o verilerle gelirdim net. Ama bilgim yok net ne kadar kapandı. Yaklaşık olarak. Yaklaşık olarak çünkü burada Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı hem Derecik tüccarı var, Şemdinli tüccarı var, Yüksekova tüccarı vardır. Onu ben söylesem... Genel olarak durumlar iyi değil, yani, kötü değil. Hayır, durumlar kesinlikle iyi değildir. Dediğim gibi yani herkes çok etkilendi. Çünkü küresel bir pandemidir ama en çok bölgenin insanı etkilendi. Çünkü bizim pandemiden ziyade bizim kışımız da çetindir. Bizde ulaşımı zayıflatıyor, ulaşımı yavaşlatıyor, ticareti yavaşlatıyor. Çünkü çok çetin bir kışımız vardır. Ama biz bu kıştan... Kış da üzerine geldi, pandemi de üzerine geldi. Yani esnaf şu an dediğim gibi kirasını ödeyemiyor, esnaf kredisini ödeyemiyor, esnaf sigorta giderlerini ödeyemiyor, esnaf vergisini ödeyemiyor ve ciddi şöyle elle tutulur bir tane de destek çıkmadı esnafa. Nasıl destek? Evet destek çıktı. Ben size bir örnek vereyim. Buyur. Şimdi basit usuldeki esnafla gerçek usuldeki tüccar aynı yan yana kapı komşudur. Basit usuldeki esnafa kamu kurum bankalarından, yani kamu bankalarından bir can suyu kredisi verildi. Bu can suyu kredisi bundan 3 ay önce geri ödemesiz 6 ay ertelendi. Aynı şartlarda tüccarımız da bu krediyi aldı ama maalesef tüccarımıza bu olanak tanınmadı. Tabii ki küçük esnafın da elini tutun ama büyük esnafın da bu konuda sıkıntılarını giderin. Örnek veriyorum. O da bankadan kredi çekmiş. Bunun da kredisini erteleyin. O da aynı bu pandemi sürecini yaşıyor. O da aynı bu pandemideki sıkıntıları yaşıyor. Anladığım kadarıyla küçük esnafa sağlanan desteğin, verilen desteğin büyük esnaf için de verilmesi, sunulmasını eşit tutulmasını istiyorsunuz. Ya, bu mu kısaca? Gibi, aynen. Evet, tamam. Gerçi öyle yani çok elle tutulur bir destek değil de sadece 6 ay ertelendi. 6 ayımız da bu 3 ay geçti, 3 ay sonradır. Tekrar ciddi sıkıntılar çekildi. Çünkü daha yani pandemiden dolayı piyasalar en az 1 yıl çeker normala dönmesi için. Evet. En az böyle eski
sisteme oturması için bize en az bir yıl daha zaman lazım der. Bir yıl sonra ancak toparlanırız. Peki Sayın Özdemir, eski ticaret odası başkanısınız. Evet. Ticareti bir de evet. biliyorsunuz. Evet. Nasıl işlendiğini, döndüğünü evet. biliyorsunuz. Evet. Sınır kapıların konuşalım. Yani bir iki devlette sınırdayız. Bunun evet. değerlendirilmesi gerek. Şu örneği vermek istiyorum. Mesela özellikle pandemi döneminde Edirne'deki sınır kapısı açık. Birinci derecede riskli grupta. Evet. Burada birinci derecede, en sonuncu derecede yani neredeyse virüs bitti deniliyor. Evet. Mavi alanda ama doğru. buranın sınır kapıları kapalı. İkincisi Edirne'den kavun geliyor, şu geliyor. Neden buradan gelmiyor? Şimdi ben size onun teferruatına biraz ineceğim. Bu konuda biraz zamanınızı alacağım. Şimdi sınır kapısı, özellikle sınır kapıları bizim bölgemiz, yani coğrafyamız sınırlarla çevrili bir coğrafyadır. Yanı başımızda Kuzey Irak, İran var. Şimdi bizim geçim kaynağımız özellikle Yüksekova cenahında düşündüğümüz zaman bacası tutmayan fabrikamız Esenler'e sınır kapısıydı. Maalesef bu bir yıldır kapalı. Tamam, doğrudur. Bir yıl kapalı kaldı. Pandemiden dolayı bu aşağı yukarı Türkiye'nin bütün sınır kapıları ilk etapta kapandı. Ondan sonra tekrar açıldı. Ama Esenler'e sınır kapısı halen açılmadı. Tamam, bir kısım tedbiri alındı. Şöyle size bir şey izah edeyim. Bu öyle kendi kendine Doğu, Güneydoğu, Hakkari, hani bir mavi, turuncu, evet. kırmızı, sarı. Şimdi riskli bir bölge. Biz çok tedbir aldık. Yüksekova'da aşağı yukarı ben daha bu pandemiden dolayı ben bir tane maskesiz dolaşan insan görmedim. Ciddi tedbirler aldık. Bakın ben size bir örnek vereyim. Şu an Bulgaristan sınır kapısı İpsala. İpsala'da günübirlik Bulgar vatandaşı geliyor, yerel esnaftan alışverişini yapıyor, yerel esnafı kalkındırıp gidiyor. Bizim yanı başımızda İran'da Batı Azerbaycan eyaleti var. Başkenti vardır. Urmiye yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu bir vilayettir. Ve bize sadece Esenler'e sınır kapısına 30 kilometre, 30 kilometre buraya 60 kilometre. Bunlar pandemiden önce çok ciddi bir hareketlilik Yüksekova'da arz ediyordu. Neydi arz ediyor? Hangi sektörlerde arz ediyordu? Hazır giyim sektörünü canlandırıyordu. Yani bir hareketlilik vardı. Bir ivme kazanmıştı. Bir girdi vardı. Bunlardan pandemiden dolayı biz muaf kaldık. İkinci bir sektör özellikle bu yeme içme restoranı dediğimiz lokantalardır, kafelerdir. Onları da ciddi anlamda destekliyordu. Üçüncü bir husus ulaşım. Yani Yüksekova'daki kooperatiflerin ulaşımda Yüksekova'dan Esenler'e olan yolcu transferleri, Esenler'den Yüksekova'ya olan transferleri bu tamamen durdu. Bu ne demektir? Bu Yüksekova'nın ciddi ekonomisini çökertme demektir. Fabrikası yok, bir üretim bölgesi yok. Mesela sizin dediğiniz gibi ya ticaret, ya sınır ticaret ya doğa sporları veya turizmi. Aynen öyle. Bizim, bu ikisinin de altyapısı yok. Yani bizim tek geçim kaynağımız şu an, birinci geçim kaynağımız hayvancılık, da o da hayvancılık. Yani yeni yeni teşvikler veriliyor, yeni yeni biraz kendine gelmeye başlıyor. Ben o hayvancılık konusunda teferruatına girmiyorum çünkü benim branşım ve alanım değildir. Ben bu sınır kapısı. Sınır kapısında biz diyoruz ki Bulgar sınırına, İpsala'ya hangi hakla tanıyorsa Esenler'e de aynı hakla. Şu an bizde şu an pandemi minimize edildi. Edirne sınır kapısı harıl harıl işliyor. Aynen öyle, harıl harıl işliyor. Ve birinci derecede riskli bir bölge. Aynen öyle. Burası ama risksiz bölge. Şu an ivedilikle tabii bunu bir takım tedbirler alınaraktan Esenler'e sınır kapısının mutlak suretle açılması lazımdır. Çünkü Esenler'e sınır kapısı inanın Yüksekova'nın geçim kaynağıdır. Günübirlik hayatını idame ettiren en az 900 aile var günlük, bakın günlük. Bundan pandemiden önceki benim elimde veriler vardır. Yani çok işlek olmamasına rağmen yaklaşık 900 ile 1100 arası insan karşı tarafa geçiyor. Bütün kısıtlamalara rağmen yine faydası vardı diyor. Tabii faydası vardı. Ki yani açıkken de çok işler olmadığını gördü. Yani insanların işte bir şeyler getirmesine izin verilmiyordu. Ya ben bizzat şöyle oldum. Mesela bakanlığın vermiş listeye rağmen
Bir kilo çay getiriyor vatandaş. Bazen işte serbest, bazen yasak da buna şahit olduk. Aslında onu şöyle ya, ona rağmen yine faydalı mıydı diyorsunuz? Bakın ona rağmen tabii onun da bir gümrük kanunu vardır. Belirli cisim eşyalara izin veriliyor. Öyle istediğinizi getiremiyorsunuz. Ben listeyi aldım elime, oraya gittim, baktım. Evet. Bakanlığın, ticaret bakanlığı, hatta ticaret odasından o listeyi aldım. Evet. Yani bakanlık hangi eşyaları getirmemize izin veriyor, müsaade ediyor. Oraya gittim, baktım. Keyfi uygulamalar vardı veya ne bileyim, keyfi demeyeyim de memur mu yeterince bilgili değil miydi? Ya aslında ya o sorunlar karşılıklı diyaloglarla çözülür. Evet. Kanun maddesine bakılır, uygulanır. Yeter ki üzerinde durmak lazımdır. Evet. İstişare etmek lazımdır. Yani biz buradan konuşalım, sıkıntıları, sorunları söyleyelim. Ama gidip oradaki yetkililerle de bu konuları müzakere etmemiz lazım. Acaba bu ne? Sıkıntılar evet. Ne? Yani tek taraflı baktığımız yani zaman... Yani sıkıntılar var şöyle, diyorum ben. Tek taraflı baktığımız zaman belki biz yanılıyoruz. Ama evet. Karşıda da bir görüş alışverişinde bulunması lazım. Acaba bu insanlar gelirken ne evet, getiriyor? Evet. Niye müsaade edilmiyor? Yani bu konuları da konuşmak lazım yetkililerle. Bir de İskender Bey şöyle. Şimdi bizim sınır kapısı dedik ya, Simi sınır kapısı şu an ilimizin aktif olan iki tane. Bu dereceyi soracağım size. Ona mı geleceksiniz? Ben dereceyi de sizin sorunuza cevap vereceğim. Öncelikle şimdi bizim kağıt üzerinde 3 tane sınır kapımız vardır. Evet. Esendere, Üzümlü sınır kapısı, Çukurca, Derecik sınır kapısı. Bakın ben size şöyle bir Derecik'in mazisini anlatayım. Detay mı vereceksiniz? Evet, biraz detay. Toparlayıcı ve kısa öz. 2000 Bakanlar Kurulu evet. kararı 2011'e 1434 evet. sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Derecik sınır kapısı fiilen yani açılmış, kararlan açılmış. Ama fiziki bir sınır kapısı yok karşı tarafta. Yani karşı taraf dediğim Kuzey Irak tarafında. Bu da zamanında Kuzey Irak'la karşılıklı, diyaloglu bu kapının fiziki anlamda hangi yanlış bölge... Yanlış yere mi konuldu diyorsun? Efendim? Yanlış yere mi konuldu? Aynen, yani, aynen. Ben o konuda ona mı getirmeye çalışıyorum? Şimdi Derecik sınır kapısının maalesef karşı tarafta güvenlik zafiyatı vardır. Ve karşı devletten kaynaklı güvenlik problemleri vardır ve ulaşım problemleri vardır. Bu ulaşım problemleri yıllardır sürekli yani benim başkanlığım döneminde iletişim kurduğum yetkililerle yani özellikle Kuzey Irak tarafından. Sorun ne? Şimdi sorun hükümet pek önemsemiyor yani karşı taraftaki yerel hükümet pek bu kapıyı önemsemiyor. Niye önemsemiyor? Çünkü kapının fiziki koşulları uygunlu, uygun değildir. Onlar da pek bu kapıya sıcak bakmıyorlar. Tarihi verdiniz. Hangi tarih? 2011 yılının 2010, Nisan ayında. O 2011 yılından beri orada bir sınır kapısı resmi olarak var ama cismen yok. Yoktur. Var olan şeyler de yanlış yerde kurulmuş. Aynen diyorsunuz. Öyle. Yanlış fizibilitesi yere, yapılmamış. Bunun, evet, fizibilitesi yanlış yere yani karşı tarafta karşı tarafın yol problemi vardır, güvenlik problemi vardır. Haliyle daha berisinde daha güzel, daha güvenlikli yerler vardı. Biz bunu da o zamanın yetkililerine söyledik. Maalesef burada kara kılındı ve halen kapımız açılmadı. Burada da özellikle Derecik insanı çok ciddi mağduriyetler yaşıyor. Çünkü Derecik halkının %90'ı karşı tarafla akrabalık bağları vardır. Kız almış, kız vermiş. Bu insanlar gelip ta Çukurca'dan tekrar akrabalarını... Yani ziyaret, ticaretten çok. Bir de insan haklarıyla aynen ilgili öyle, akrabalar aynen. yani. Aynen öyle. Onun için bu konuda çok ciddi sıkıntı. Bir an önce bu Derecik sınır kapısına el atılması lazım. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Önemli bir konudur. Diğer taraftan Üzümlü sınır kapısı da çok açıldı. Evet açıldı. Şu an geçişlere... Ama ticaret kapısı değil. O yok ticaret kapısı değildir. Şu an ticaret kapısının açılması için yeteri altyapısı yani özellikle ulaşım konusunda sıkıntılar vardır. Peki bu bağlamda bu sınır kapılarından bahsediyor. Bu A grubunu da yani hakkari ithalat yapabilmesi için, ihracat yapabilmesi A grubuna alındı. Kısaca onu da...
Ne ya, demek yani? Bu altyapısı var mı? Yok, bakın ben size şöyle bir söyleyeyim. Sadece kağıt üzerinde altyapı A kategoridir. Sadece kağıt üzerinde. Fiziken A kategoride değildir. Ben size bir örnek vereyim. Ben, altyapısı yok diyorsunuz. Altyapısı yok. Evet. Yani şöyle, depolama alanı yok. Bu bizim dediğimiz antrepo, depolar yoktur. Şimdi bu A kategori demek ne demektir? Şimdi ithal ettiğin ürünü getirip antrepo, yani A tipi, B tipi antrepolar vardır. İşte malın efsavına göre, işte bu mal kısa vadeli bozulacak ürün müdür, dayanıklı ürün mü, inşaat malzemesi midir, gıda malzemesi midir, yaş sebze meyve midir? Bu kategorilere göre bu gümrük yetkili gümrük çalışanlarının sizi yönlendiriyor. Diyor ki bu antrepoya bu malı indireceksin. Orada gerekli işlem ve muayene yapıldıktan sonra bunu istediğin ile sevkiyatını yapabiliyorsun. Ama maalesef şu an yapılamıyor. Muayene Ankara'da ve Erzurum'da mı yapılıyor? Yani yok. Diyelim birisi karpuz getirir. Onun muayene yapılması uygun mu değil mi? Şimdi Ankara'ya mı gitmesi gerekiyor? Yok, Ankara'ya gitmeye gerek yok. Şimdi ben size o konuda da söyleyeyim. Diyelim ki ben buradan bir tane üyemiz karpuz ithalatını yaptı. Ya sebze meyve ithalatını yaptı. Burada inspektör diye bir birim vardır, bir memur vardır. Bu özellikle yaş sebze meyve, evet, meyveyi kontrol eden. Bu da bize geçici görevlendirmeyle geliyor. Bu geçici görevlendirmeyle gelen memur bazen oluyor, bazen işte ulaşım problemleri olur, seyahat problemleri olur. Zamanında gelemiyor ve hatta zamanında buradadır. Şu an Iğdır'da mevcut, Ağrı'da mevcut, Van'da mevcut ama maalesef yüksek oda çakılı bir kadrosu yoktur. Biraz bu da çok önemli bir konudur. Riba, derecik sınır kapısı gibi dediğiniz gibi ismi var ama cismi yok. Bu da altyapısı yani, oluşturulmamış bir kesinlikle uygulama. Kesinlikle. Yani tabii açılması da çok evet, önemlidir. Biz bunun için çok uğraş verdik. Ben huzurlarınıza da başta geçen dönem Ticaret Bakanlığımız Sayın Bülent Tüfekçi'ye de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sıraçıklıoğlu'na çok teşekkür ederim. Bizde bu Yüksek Ova İş Gümrükleme Müdürlüğü'nün açılmasında muazzam katkıları oldu. İşte ona gelecektim. Siz de Ticaret Odası Başkanlığı yaptınız. Bir dönemiydi. Evet, bir dönem yaptım. Belki yine gelirsiniz, yine olursunuz. Nasip kısmet, onu ben bilemem. Yani bir çalışmanız oldu mu o zaman veya bir şu an hali hazırda bir çalışma var mı? Yani sizin tarafınızdan değil tabii ki, Ticaret Sanayi Odası Başkanı. Ya onu tabii şu an bir çalışmaları var mı yok mudur onu ben bilemiyorum. Onu siz döneminizde uğraştınız mı yani? Neler yaptınız? Kısaca onlara da. Onu şu anki muhatabına sormanız lazım. Kendisini davet ettik. Sayın Abdurrahman Pınar'ı davet ettik. Bekliyoruz. Teşriflerini bekliyoruz. Size evet, sorduğumuz sorulara benzer sorulara da kendisine soracağız. Bekliyoruz yani teşriflerini. Şimdi İskender bekliyoruz. Bey. Buyurun. 2013 yılının Haziran'ın 6'sında Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Faaliyetlerinizi özetlersiniz. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odaları 5174 sayılı sayılı yasayla kurulan odalardır. Kar gütmeyen odalardır. Tamamen tüccarının önündeki engelleri, iletişimini, ticari hukuklarını korumakla görevli bir odadır. Biz bu odaya geldiğimiz zaman biz birçok başarılara imza attık. Bu başarımızın birinci sebebini ben size söyleyeyim. Biz uyum ve takım ruhuyla çalışıyorduk. Biz sadece ben yönetim kurulu başkanıydım ama benim 5 tane de yönetim kurulu üyem vardı. Biz bunlarla yani yek vücut çalışıyorduk. Bir takım ruhumuz vardı. Uyumlu çalışıyorduk. Ondan sonra meclisimiz vardı. Meclisimizle uyumlu çalışıyorduk. Ondan sonra çalışanlarımız vardı. Çalışanlarımızla sürekli moral motivasyon eğitimleri veriyorduk. Yani güzel başarılar da imza attık. Ben size bir tane örnek vereyim. Şimdi ticaret odası ne iş yapar? Ticaret odasında benim dönemimde 2016 yılında sosyal sorumluluk projesi aldık. Avrupa hibeli sosyal sorumluluk projesi. Bunun da içeriği neydi? Madde bağımlı, dezavantajlı kişileri sosyal hayata entegre etme projesiydi. Biz bu projenin süresi bir yıldı. Ve biz bu projede çok projede başarılı da olduk. 2017'nin Nisan ayında projemiz bitti. Biz bu projenin içerisinde 4 tane madde bağımlısı, ağır madde bağımlısını
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'ne gönderdik, tedavisini ettirdik ve biz bu ailelerden, bu ailelerinden hayır duası aldık. Bu bağlamda özür dilerim. Yaklaşık 50 kişiye 3 dalda meslek istidamı yarattık. 1. Karofansçılık eğitimi verdik ve bunda başarılı olduk. Tesisat branşında kurs verdik ve başarılı olduk. Motor dalında kurs verdik. Toplamda 50 tane usta yetiştirdik orada. 50 tane usta yetiştirdik. 4 tane de madde bağımlısını tedavi ettirdik. Çok da güzel bir proje oldu. Bu bazdaki projemiz Türkiye'de sosyal sorumluluk kategorisinde yarışmaya girdi. Ve biliyor musunuz? Türkiye birincisi geldi. Türkiye birincisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemde birincilik ödülünü verecekti. İşte bize nasip olmadı. Çeşitli Sayın Cumhurbaşkanı programları vardı. Yetiştiremedik. Ama sonuçta yüksek o kazandı. Sonuçta ben almasam da benim odam ödülü aldı. Ben bu konuda çok mutluyum. Böyle bir proje imza attığım için. Diğer bir husus tamamen böyle ikili ilişkilerle, yani karşılıklı diyaloglar ilişkilerle biz bir tane proje daha yaptık. Hiçbir 1 lira ticaret odasından hiçbir para çıkmadan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'ndan, İzmir Ticaret ve Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası'ndan Şenlili dahil olmak üzere 100 tane öğrenciyi bu 3 odaya gönderdik. 30'lu 40'arlı gruplarda ve bu ismini de koyduk Deniz Görmemiş Çocuklar. Ve bu çocuklar gittiler orada, gezdiler, dolaştılar, deniz gördüler ve çocuklar idealist oldular. Ben üniversiteyi kazanacağım ve İzmir'e gideceğim. Ben üniversiteyi kazanacağım ve Muğla'da okuyacağım. Umarım bu aktiviteler çoğalır. Ama bu bağlamda şunu da eklemek istiyorum, yani sormak istiyorum soru bağlamında. Şurada İran var. Evet. Bayağı bahsettiğiniz için. Diğer tarafta Arabistan var, Arap dünyası var. Evet. Belki 200 milyonu geçiyor. Doğru. Fars dünyası belki 100 milyonu geçiyor. Evet. İşte Tacikistan, Afganistan'a kattığımızda Farsça konuşan, evet, bölgeler veya belki Orta Doğu gelip oraya. Bir ticaret odası olarak bu dış ticaret üzerine seminerler verilemez mi? Mesela Farsça bir kursu açılamaz mı? İngilizce kursu açılmaz mı? Arapça kurs. Diyeceksiniz bu halk eğitimin işi. Onlar zaten yapıyor. Ama şimdi ticaret odası olarak bu kurslar, bu şeyler verilemez mi? 200 genç, 300 genç yetiştirilemez mi? Bir destek verilemez mi? Yani bu konuda devletin fonları vardır. Ben size örnek vereyim. Bizim bağlı olduğumuz ticaret kalkınma ajansının yetkisinde mi bunlar? Tabii tabii. Yani? Neden yapılıyor? Bakın bizim bağlı olduğumuz birimler vardı. Özellikle bu kalkınma ajansları. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 4 ili temsil ediyor. Hakkari, Van, Muş, Bitlis. Burada bu çeşit fonlar vardır. Bu çeşit fonlar vardır. Ya aslında yapılır da, yapılması da lazımdır. Şimdi ben size yapılıyor mu biz mi bilmiyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim. İleride, bakın ileride Yüksekova'daki her mağazada, her kafeteryada, her lokantada mutlak suretle Farsça bilen bir tane, iki tane elemana ihtiyaç olacaktır. Çünkü biz bakın yanı başımızda uyuyan bir dev vardır. Ekonomisi şu an her ne kadar zaifse bile. Diğer taraftan Arap dünyası Trabzon'a gidiyorlar, Rize'ye gidiyorlar. İleride umut veriyor, yani bir gelecek vaat ediyor. Bizim bu insanları her halükarda buraya çekmemiz lazımdır. Gerek kış turizmi olsun, gerek doğa turizmi olsun. Bu insanları buraya çektiğimiz zaman o bizim dil yetersizliğimiz bize dezavantaj olacaktır. Bunun da önünü almamız lazımdır. Buna da hemen ivedilikle başlamamız lazımdır. Bir an önce dediğiniz gibi bu kursların açılması lazım. Çünkü bunlar fayda sağlayacak. Yani başımızdaki komşunun dilini biz bilmek zorundayız. Bu arada ücretsiz olarak ben ders veriyorum. Gerekli belgelerim var. Ben de teşekkür ederim. İnşallah biz de bunu STK'larımıza iki kişiye söyleyeceğiz. Sayın Özlem, bir güzel bilgiler verdiniz. Sorularımıza cevap verdiniz. Bu doğa sporlar, yani bir Hakkari bölgesi derinde dağların kenti veya doğa memleketi. Doğa sporları, doğa turizmi üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani değerlendirebiliyor muyuz? Değerlendirilemez mi? Mesela demin de biraz önce de söyledim. Arap dünyası Trabzon'a elbette gitsinler. Trabzon'a gidiyorlar, oraya gidiyorlar. Ama bize de gelsin. Buraya da gelsinler. Yani bizim üzerimizden uçup oraya gel, %10'u da buraya gelsin. Yani bir şeyler yapılamaz mı bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın, çok güzel bir coğrafyamız vardır.
Ben özellikle önceden bir kış turizminden başlayayım. Şimdi belki siz de takip ediyorsunuz bir gazeteci olarak. Bizim yani Türkiye bazında, Avrupa bazında derece yapmış özellikle kış sporlarında çocuklarımız vardır. Evet siz de yani buna ırak biri insan değilseniz. Şimdi bizim kışımız çok ağırdı. Ben başta pandemiden dolayı söyledim. Kışımız çok ağırdır. Çok çetin kışımız vardır. Ve kar kalitesi de çok kalitelidir. Şimdi size bir örnek vereyim. Şu an Erciyes'te yapay karla kayılıyor. Erciyes'te, Sarıkamış'ta, Uludağ'da, Erzurum'da. Aynen. Ama bizde Allah'ın bir lütfudur. Bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yoktur. Bizim olmazsa olmaz en kısa ve en yakın zamanda bir tane kayak tesisimizin olması lazım. Özellikle şu anda mevcut havalimanımız vardır. Bu konuda yanılmıyorsam Sayın Kaymakamımız Osman Doğramacı'nın bu konuda bir fizibilite çalışması vardır. Büyük çiftlik beldemizin hemen üst tarafından Meydanbelek yaylası vardır. Orası çok iddialıdır. Niye iddialıdır? Çünkü biliyorsunuz küresel ısınmayla tehlikesiyle karşı karşıyayız. Şimdi aşağılarda yaptığımız zaman belki ileride biz de Erciyes gibi yapay kar yağdırırız. Ama orası rakımı da yüksektir ve kayak pistleri de çok muazzamdır. Orada çok kaliteli, şöyle bir 5 yıldızlı düzeyinde bir otel yapılırsa ama tabii bunu inşallah en kısa zamanda yapılır da. Ben inanıyorum biz buraya çok ciddi kış turizmi çekeceğiz. Çünkü en az orada 6 ay kayak kayalar. Bildiğim kadarıyla 70 milyon bütçe gelmiş kayak tesisi için. Yani sadece kış sporları bağlamında değil. Yazı da güzeldi buranın. Yani ya dağcılık falan faaliyetleri başladı biliyorsunuz. Onları yapıyoruz. Sizin dediğiniz o 70 milyon TL'lik bütçeden benim haberim yoktur. Ama ben şeyden haberim vardı. Sayın Kaymakamımızın bu konuda bir çalışması vardır. Ve yer olarak da Meydanbelek olduğunu biliyorum. Ama ben işin teferruatını tam bilmiyorum. Daha görüşemedim kendisi. İnşallah bu konuda da görüşeceğim. Şimdi biz doğa turizmine gelelim. Şimdi İskender Bey, dediğim gibi coğrafyamız çok güzel bir yerdir. Türkiye'nin ikinci büyük dağı bizdedir. Cilo Dağı. Bizim bu Cilo Dağı'nı bir şekilde tanıtım yapmamız lazım. İnsanları buraya çekmemiz lazımdır. Şu an hiçbir güvenlik problemi yoktur. Bizim şu an hiçbir yerde güvenlik problemimiz yoktur. İnsanlara ben buradan sesleniyorum. Batı'daki doğa sporları, doğa severleri gelin Yüksekova, gelin Hakkari'ye, gelin Çukurca'ya, gelin Şemdinli'ye, gelin Derece. Bizim çok güzel yerlerimiz vardır. Çok güzel bir insanımız vardır. Çok güzel akarsularımız var, zapımız vardır, avaşinimiz vardır. Yani insanlar buraya geldiği zaman emin olun İsviçre Alplerini aratmayacağız kendilerine. Peki bu ulaşım, yollar yani yüksek kuva çok berbat bir durumda. Bir şeyler yapılıyor ve sonbahar biraz düzelme oldu gibi ama şimdi turizm derken şu derken bir ulaşımı yok, bir doğru düz yolları yok, bir altyapısı yok. Yani bunun için ne diyeceksiniz? Ya tabii, şimdi, düzelecek mi? Bu yollar yapılacak mı? Tabii, yani ne zaman süratle düzelecek. Belki bu sorunun muhatabı siz değilsiniz ama. Doğrudur, ben muhatabım ama tabii gözle görüyoruz. Bir şeyler yapılıyor, yapılmaya da çalışıyor. Ben inanıyorum inşallah hep beraber özellikle bu ulaşım konusunda muvaffak olacağız. Tabii turizmin birinci önceliği altyapıdır. Yani ulaşım altyapısı. Şimdi Allah'a şükür bizde havalimanı vardır. Havalimanı vardır. Bu havalimanında tek bir tane sıkıntımız vardır. Kış aylarında çoğu zaman seferlerimiz iptal ediyor. O da burada teknik bir alet vardır. Lekolayzer dediğimiz bir cihaz vardır. Bizim dönemimizde de biz çok müracaat ettik. Maalesef arazi sahipleriyle yani kamulaştırma yapılacak mülk sahipleriyle devlet bir türlü uyuşamadı. Sonradan devlet mahkemeye gitti. Mahkeme yoldan halen o uyuşmazlık devam ediyor. Ben inanıyorum buradan Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza bir an önce bu meselenin üzerinde de durulur. Bir an önce bu kamulaştırma sorunu çözülür. Ve lekolayzer cihazımızla aldığım duyumlara göre Ankara'da hazırda. Eğer bu lekolayzer sorunu çözülürse artık uçaklarımızın iptal olma olasılığı da minimize edilir. Bu da çok önemli bir konudur.
Diğer taraftan biz ulaşımımızı batıdan doğuya doğru Van üzerinden sağlıyoruz. Van'da 32 virajlar tabir ettiğimiz orada bir tünel vardır. Maalesef bu tünel de yaklaşık 5 yıldır devam ediyor ve neden bitmiyor diye sorduğumda, özellikle müteahhite sordum. Efendim, ödenek yetersizliğinde. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Bir an önce bu 32 virajlardaki tünelin ödenek sıkıntısının giderilmesi için, ki özellikle kış aylarında biz orada ciddi ulaşım sıkıntısı çekiyoruz. Peki. Bunun bir an önce olması lazım. Peki, vali dediniz, jeopolitik konum dediniz, işte turizm falan filan. Bu il muhabbeti, yani yüksek var, ne zaman il olacak? Bir haberiniz, bir bilginiz var mı? Bürokrasinin içerisindesiniz, içindesiniz, görüşüyorsunuz devlet yetkilileriyle. Şimdi yani İl olacak mı? Yani? Şimdi ne zaman olacak? Bakın, ben sana bir söyleyeyim. Bu işin tek muhatabı, tek yetkilisi, tek karar vericisi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca, özellikle 2017 yılının Nisan ayında bizim Ekonomi Şurası diye bir toplantımız oldu. Ben de orada Doğu Anadolu Sözcüsü olarak çıktım, konuştum. Herkese 3 dakika hakkı verdi. Sayın Cumhurbaşkanım bana 9 dakika söz hakkı. Yani ne zaman il olacağız, tutacak mıyız yani? Ben kısa evet. ve öz ve net özetleyeyim evet. size. Bu benim şahsımın yarım kalmış bir sevdasıdır. Çok önce değil, az bir zaman önce sağlam bir kaynaktan aldığım bir bilgiyi ben sizinle şu an paylaşayım. 2023 yılından önce Yüksekova kesin ve kesin il olacak. Seçim startı olarak o zaman. Yani ben tabii ben işin siyasi boyutuna girmiyorum. Yani gazeteci olarak tahminini söylüyorum. 2023 yılından önce aldığım sağlam kaynak, net bir bilgi, 2023 yılından önce Yüksekova kesin il olacak. Kısa ve öz olarak bu organize sanayi meselesi. Ona biraz değinmek ister misiniz? Yani evet, çok güzel. Mesela bir zamanlar yapılması kararlanmıştı ama her nasılsa Hakkari alındı. Hakkari'de uygun arazi var mı bilemiyorum, sizin konunuz. Bakın İskender Sonra Bey. İptal oldu. Ne oldu? Yani sanayi organize sanayi yapılacak mı buraya? Şu veya bakanlıkla olan yazışmalarımızdır benim dönemde ticaret olasanın. Bizim müracaat tarihimiz 18-11-2015 tarihinde. Biz önce il valiliğimiz üzerinden müracaatlarımız başladı. Ondan sonra Ankara'ya kadar gittik. Bu önce Hakkari'ye kurulması kararlaştırıldı. Hakkari'nin Akçalı mevkisinde kurulacaktı. Biz var mı uygun arası? Yok, şimdi biz gittik, baktık, Ankara'da gittik ve Ankara'da Sanayi Bakanlığı'nı da ikna ettik. Çünkü orada kurulacak bir organize sanayi bölgesi, arazi yapısı buna müsait değildi. Heyelan bölgesiydi. Bir de ileride bunda baraj yapmaydı. Şimdi şükürler olsun ki bizim bu konuda arazi konusunda bir sıkıntımız yoktu. Şu an 2006-11-2017 tarihinde bize gelen yazıda evet Yüksekova'ya kuracağız. Bizden bir takım belgeler istendi, işte taleple alakalı. En az 70 talep olması lazım. Biz de bununla alakalı duyuru yaptık. Ve sağ olsun Yüksekova Ticari bu konuda çok destekçi, 153 tane müracaat aldık. Biz bunları dosyalaştırdık. Fiziki haritalarla beraber Ankara gittik. Belirlenmiş bir bölge var mı? Tabii şu an bizim dönemimizde çalışmalarımız geçen sene meyve verdi. Geçen sene kuruldu. Tabii mütevelli heyeti kuruldu. Bu sene de Cumhurbaşkanlığı yatırım programına proje bazı alındı. İşte bunun nasıl yapılır, altyapısının projesidir. Kanallarda, yollarda projesi çıktı. İnşallah, ben inanıyorum 2022'de de burada kazma çakılacak. Kazma vurulacak. Peki. Şu yani organize sanayi neden önemli? Yani ne getirisi olacak bizim halkımızda? Sade bir dille ne demek yani? Organize sanayi bölgesi demek fabrikanın kurulması demektir oraya. İstihdamın yaratılması demek. Teknik gelecek, iş gelecek, teknik iş sahası gelecek, iş gelecek, istihdam gelecek. Ticaret gelecek. Ondan sonra İran'dan istifade edeceğiz. Ben size bir örnek vereyim. Şu an biz İran'a en çok ihraç ettiğimiz ürünün başında cevher geliyor. Maden cevheri. Eğer bu organize sanayi bölgemiz kurulursa, devlet de teşvik ederse, yani teşvik verirse, biz bu
Maden cevherini kendi fabrikamızda yerinde işleyeceğiz. İşlenecek. Aynı yerinde işleyeceğiz. Peki, dile getirmek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben şu an söyleyeceklerim olarak bu kadardır. İleriki bir zamanda tekrar olursa başka sorun sıkıntılarını inşallah beraber tekrar burada deklare ederiz, masa yatırırız. Peki eski Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Salih Özdemir, programımıza geldiniz. Sorularımızı cevaplandırdınız. Bilgilerinizi paylaştınız. Teşekkür ediyoruz. Ben de size ve teknik ekibinize çok teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programla, başka bir konukla, başka sorularla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.